Herkese merhaba. Soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak bir tarif var. Mis gibiden karnabahar çorbası tarifi. Tencereye orta ocağı alıyoruz ve orta hararetli ateşte tencereye koyuyoruz. Üzerine sıvı yağ, zeytinyağı ya da tereyağı, siz hangisini istiyorsanız ilave edebilirsiniz. Ben zeytinyağı kullandım. Birazcık kızdırdıktan sonra küp doğranmış patates, soğan ve sarımsakları ilave ediyoruz ve sotelemeye başlıyoruz. Gördüğünüz gibi altın sarısı rengini aldığında, yani sotelendiğinde, bu soteleme işlemi lezzet katacaktır çorbanıza. Sotelendiğinde üzerine un serpiyoruz. Un da kıvam vermesi için yapıyoruz bunu. Aslında patates de kıvam verecek ama hem kıvam verecek un hem de lezzet katacak. Unu kavuruyoruz hafifçe, kokusunu çıkarıyoruz. Öyle tabir edilir, kokusu çıkana kadar, yani yaklaşık bir dakika kadar kavuruyoruz. Ardından sirkeli suda beklettiğim ve iyice güzelce yıkadığım, temizlediğim karnabaharları küçük doğruyorum ve çorbanın içine ekliyorum. Hafifçe onu da yağda çeviriyorum, gördüğünüz gibi. Ve üzerine süt ilave edeceğim. Sütü yavaş yavaş ilave edip sonra karıştırıyoruz. Zaten unla birleştiğinde kremamsı bir lezzet oluyor, ortaya çıkıyor. Üzerine tuz ekleyeceğiz. Kaynar su ilave edeceğiz. Ben bu aşamada kaynar suyu 1-1,5 su bardağı ilave ediyorum ki çok böyle sıvılaşmasın. Blenderdan geçirdikten sonra asıl çorbanın kıvamını veriyorum. Onu da kaynar su ilave edip bir taşım kaynatıyorum mutlaka. Ama ben yoğun çorba sevdiğim için bana bu yoğunluk yeterli oluyor. Blenderdan geçiriyoruz karnabaharlarımız piştikten sonra. Sonra dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Üzerine pul biberi çok yakışıyor. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Diğer lezzetli tariflerimiz için de kanalımıza mutlaka abone olun. Videomuzu beğendiyseniz de likelamayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.